Yeşim Yılmaz, evet, AK Parti 7. olan büyük kurultayını Ankara Spor Salonu'nda topladı. Kongrede tabii faaliyet raporları okundu, mali raporları okundu. Birazdan seçimlere geçilecek. Yanında çok değerli bir konuğum var. AK Parti eski milletvekili Metin Külünk bizlerle birlikte. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Metin Bey, isterseniz biraz kurultayın atmosferiyle başlayalım. Hem afişlere baktığımız zaman hem aslında salonun içerisinde izleyici bölümlerine baktığımız zaman bir coşku olduğunu görüyoruz önümüzdeki döneme ilişkin. İsterseniz biraz kurultayın atmosferini sizden değerlendirmenizi alalım. Aslında AK Parti büyük kongreleri için bu atmosfer hiç yabancı değil. Başladığı ilk günden beri enerjisi hiç düşmeyen bir kongre geleneği var. Bugün de o gelenek devam etti ki zor şartlara rağmen Türkiye'nin dört bir tarafından teşkilatımızın mensupları, ki Ankara'da kar yağdı dün gece, yollarda belli mesafelerde kara rağmen koşup geldiler. Bu heyecan Türkiye heyecanıdır. Bu Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine, milli bağımsızlığının dokunulmazlığına sahip çıkma heyecanıdır. Ve burada bir kez daha bu mücadelenin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın heyecanıyla, coşkusuyla, salonun coşkusu geldi. O nedenle benim için çok sürpriz bir şey değil ki zor şartlara rağmen dışarıda salona giremeyen en az 4-5 kat vatandaşımız vardı. Kar altında Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştular. Dolayısıyla bu coşkuya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu coşkuya hayatın bütün alanlarında yaşamaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla her alanda, futbolda, sanatta, sporda, iktisadi hayatta, bilimde, velhasıl insanlığın bu heyecana ihtiyacı var. Onun için bugün kesitini burada bir kez daha yaşadık. Milletimize çok teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatının kahramanlarına, hiç tereddütsüz otobüse binip koşup gelenlerine, burada saatlerce karın altında bekleyenlerine ve inip uykusuzca tekrar memleketlerine bir heyecanla, Türkiye heyecanıyla dönecek bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Sayın Külük, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma merakla bekleniyordu. Ve şu dakikalarda da aday gösterildi, tek aday olarak seçime girecek. Konuşması merakla bekleniyordu. Çok konuşuluyor günlerdir. Konuşmasında önemli mesajları vardı. Ekonomiden yargıya, özellikle terörle mücadelede önemli vurguları oldu. Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini söyledi. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşmasından neler çıkarmalıyız? Öncelikle Türkiye'nin verdiği mücadelenin kimliğini ifade etti. Küresel politikalardaki Türkiye'nin milli bağımsızlıkçı duruşu ve dünyanın pandemiden sonra neyle karşılaşacağını Türkiye kestirerek insanlık için bir bildirgesi var. Aslında bugün konuşmanın en önemli başlıklarından birisi pandemi sonrası dünyayı şekillendirmek isteyenlere karşı dünya beşten büyüktür diyecek bir insanı, kalbini ve aklını merkeze koyacak bir insanlık bildirgesinin ipuçlarını verdi. İtiraz ederek muhtemel karşı karşıya kalınabilecek tehditleri görerek ne yapmamız gerektiğini ve bu rolünü üstlenmekten, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlenmekten imtina etmeyeceğini söyledi. En önemlisi Biden sonrası Atlantik ötesindeki hareketlenmeler, Atlantik ötesindeki bu değişimle beraber içerideki Türkiye'yi hep dışarıdan okuyanların da hareketlendiği bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız çok stratejik bir duruşu yüksek sesle ifade etti. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet dedi. Burası bir anlamda Türkiye üzerinde operasyon yönetmek isteyenlerin, yönetenlerin beklentilerine Türkiye'nin duruşunu bir kez daha ifade etti. Bu çok önemliydi. Burayı asla gözden kaçırmamalıyız. Bu aslında Türkiye'de ben yürekten inanıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tavrı Türkiye'nin %95'inin 98'inin duruşunu, yani milli bağımsızlığımızın dokunulmazlığına sahip çıkma duruşunu bir kez daha ifade etti. Hat çizdi. Ve bu 2023'e yürüyüş attı. 2023 bu eksende, zaten bu eksende sandığa gidilecek. O nedenle Cumhurbaşkanımız milletimizin tamamına yakınının hissiyatını bugün bir fikrin mimarı olarak, bu mimari mücadeleyi veren lider olarak ifade etti. Diğer bir nokta, aile ve kültür üzerinden, bu toprakların değerleri üzerinden yeni bir anayasa ve bu toprakların değerli üzerinden aile ve nesillerimize sahip çıkma noktasında ne yapmamız gerektiğini, eğer biz bu topraklarda kıyamete dek ilelebet payidar olacağız, bu payidar olma mücadelesinde, payidar olma mücadelesinde en önemli nokta insan ve toplum, insan ve aile ve bu toprakların değerleriyle yetişmiş insan meselesi. Dolayısıyla bugüne kadar hep ekonomi üzerinden, küresel politikalar üzerinden süreci okurken, terör saldırıları üzerinden süreci okurken, bütün bunların yanına vazgeçilmez bir başlığı daha ekledi. İnsan ve aile, bir anlamda İstanbul Sözleşmesi üzerinden başlatılan tartışmalara da Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin durduğu yer itibariyle cevap vermiş oldu. Burası çok önemli. Zaten şüphesiz Türkiye'nin geri dönüşü yok. Yani zaten biz bundan sonra çok stratejik başlığımızda izlendikçe Türk ordusu 5 yılda neler başardı, bir bakalım. Kaç harekat yapıldı? Bunların hepsinin stratejik hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, nerin oyunlarını bozmaydı. Bozduk. İçeride önleyici mücadeleye bir yerde bitirme kararlılığı ne oldu? İçeride terör örgütlerinin, ki istihbarat teşkilatlarımızın, güvenlik güçlerimiz, jandarmamızın, polisimizin güçlü mücadelesiyle, dışarıda Türk ordusunun güçlü mücadelesinin son 5 yıldaki seyrine bakın, çok ciddi bir iniş yaşıyor. Bu devam edecek. Türkiye'nin varsa buyursun söylesin dedi. Yeni anayasanın referanslarını verdi. Biz bu topraklarda kendi değerlerimizde, sivil, kendi medeniyet tarihimizden neşet edecek ama zamanın ruhunu ve aklını doğru okuyan, zamanın ruhunu ve aklını doğru okuyan medeniyet değerlerimizle, ekibin dediği gibi, asrın idrakine söyletmek, bu asrın idrakine söyleteceğimiz o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hitabesinde, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda, ki o ruhun bugüne bu toprakların değerleri üzerinden yansıtılacağı bir sivil anayasadan bahsetti. Buyurun gelin dedi. Şahsen benim bugüne kadarki bütün büyük kurultay birisi olarak ifade ediyorum ki doğasına yönelik saldırılara karşı, milletlerin doğasına yönelik saldırılara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız küresel tehdidi gördüğü için küresel tehdidi işaretledi ve döndü içeride hep birlikte insanımızın doğasına, ailenin doğasına, milletin doğasına sahip çıkma noktasında ne yapmamız gerektiğini bir başlık olarak 2023 yürüyüşünde ifade etmesi, bu beraberinde tabii ki eğitim politikalarında, kültür politikalarında, anayasada bir değişim sürecini de beraberinde getirecek. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim.
bu meselenin bir devlet meselesi olarak merkeze oturması, toplumun bütün katmanlarında söyleyecek sözü olan aslında çok net ifade ediyorum ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla işinin mücadelesinin parametrelerini verdi. Sayın Külük, şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında biz burada bir yandan canlı yayını yürütürken arkada merkez karar ve yönetim adayları açıklandı. Hayırlı olsun diyelim mi? Sizin isminizi de duyduk biraz önce. Evet, ben de ismimi gördüm liste divana takdim edildiğinde. Tabii ki en nihayetinde kararı bize takdir ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza AYK listesinde olma güveninden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu mücadelede bizim sağımıza ve solumuza şansımız yok. Nerede olduğumuz yok. Ben bu listede olmayabilirdim de benim için hiç mesele değil. Çünkü Türkiye Afrika'daki mazlumların, Asya'daki mazlumların, Balkanlardaki mazlumların, Orta Doğu'daki kandan, gözyaşından, çatışmadan, savaştan, sevgisizlikten bıkmış Orta Doğu'daki mazlumların ümididir Türkiye. Bu olur. Olursak hakkını vermek kaydıyla anlamlı, ama değilsek de biz bu istikamette kararlılıkla yolumuzda yürürüz. Efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son bir mesajınız, notunuz. Ben çok teşekkür ediyorum ulusal kanala. Bir kez daha müteşekkirim. Kolaylıklar. Teşekkürler. Yeşim Elmas. Son olarak açıklandı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu adayları önce açıklanmış oldu. Sözü tekrar size bırakalım. Evet, Seda Aküz Ankara Spor Salonu'nda kongreyi takip ediyor. Eski AK Parti milletvekili Sayın Metin Külünk de Seda Aküz'ün konuydu efendim. Kendisi de AK Parti MKYK'sında yer aldı, ismi geçiyor. Hemen belirtelim, tüzük değişikliğiyle MKYK'daki sayı 75 asil ve 35 yedek isimle şekilleniyor. Sonrasında MYK için çalışacak isimler de belirlenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve saat 17'de yeni toplantısı, ilk bu kuruldaki kişilerle toplantısı da gerçekleşecek. Biz de aktarmaya devam edeceğiz. Ankara stüdyomuza gidelim. Ankara stüdyomuzda Gürkan Demir bize kongrenin detaylarını aktarıyordu. Gürkan, İstanbul Sözleşmesi demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında kadınların hakkını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var demişti bu konuşmasında, bugünkü manifesto açıklamasında. Şimdi sözü sana bırakalım. Burada